Merhaba arkadaşlar. Bugün C# Lisan'ın 7'sini çekeceğiz. Bu dersimizin dosyalama işlemlerinin 3. kısmını anlatacağız. Önceki videoda millet otomasyonu dosyalama olarak yapmayı düşündüğümü söylemiştim. Ama bazı arkadaşlar eklemeli dosya işlemlerini de anlatmamı istedi. Çünkü önceki anlattıklarımı sadece üstüne bir kere yazmalıydı. Şimdi bunu ise yani sürekli her bir dosya eklemlerini yeniden güncellenebilir halde yapılmasını nasıl yazacağız C#'ta onu anlatacağım. Yani dosyalama işlemlerinin 3. dersini böyle işlemeyi düşünüyorum. Bir örnek yapacağız. Eklemeli dosyalama olsun. Dosyalama işlemleri olsun projemizin adı. Okey dedi. Şimdi formumuza birkaç tane toolbox'tan nesne ekleyeceğiz. Neler ekleyeceğiz? Buton ekleyeceğiz. Textbox ekleyeceğiz. Label ekleyeceğiz. Label ekledik. Textbox ekleyelim. Şimdi iki tane textbox olsun. Bir tane buton olsun bu tarafta. Burada da label 3 tane olsun. Birinci label textbox'ın verisini tutsun. Üçüncü verisini tutsun. Bunları çekeceğiz. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Label 4, label 5. Label 6 burada olacak. Dosya okundu mu okunmadı mı? Label 3 ile label 6 bunları kontrol edebiliriz. Sadece ona yazma kalmıştı. Tamam. Şimdi butonların isimlerini değiştirelim. Birinci yolda dosyaya yazılsın. Bunların boyutlarını ayarlayalım. Yapalım. Tamamdır. Şimdi bunu da uzatamayacağız. Şimdi değiştirelim bunun adını. İkinci yolla dosya yaz ama bunlar eklemeli olarak yazılacak. Eklemelerin farkını birazdan size anlatacağım. İkinci yolla dosya yaz. Tamamdır. Bunu da yazdık. Şimdi bu buton 1, bu da buton 2. Name'ler önemli bizim için. Şimdi birinci yolda dosyaya buton 1'in kliğine gireceğiz. Çünkü orası. Şimdi ne yapacağız dosyalama işlemlerinde? Önce neyi dahil etmemiz gerekiyor? Kütüphanemiz hangisiydi? Dosyalama işlemleri ve klasör işlemleri kütüphanesi. Size tamayo. Bunu ekledik. Şimdi ne yapacağız? Trackage için alacağız buton kliğini. Ne yapacağız burada? Şimdi neyi kontrol etmemiz gerekiyor? Textbox'ları kontrol etmemiz gerekiyor. If'in içinde kontrol edeceğiz textbox'ları. If textbox 1.text.length ne olması lazım? Büyük 0 olması lazım. Ve ne olması lazım? Textbox 2.text.length bunun ne olması lazım? Bu da büyük 0 olması lazım. Şimdi if'in köşeli parantezlerini açıp kapattık. İçinde ne yazacağız? String bir değişken tutacağız. Veri olsun mesela. Ve string verinin içini bekliyor şu an. İçini belirtmemiz gerekiyor. Ne yazacağız? Textbox 1.text yazdık. Artı ne yazalım? Noktalı virgülle ayıralım mesela. Aslında listbox 1. Yani label 1.text olsun. Çünkü label alacağız. Üstte de bu, ne yapmamız gerekiyor? En başta label'ları eşitlememiz gerekiyor. Yani şöyle bir şey yazacağız. Label 1.text eşit textbox 1.text yani textbox'taki veriyi label'a ekliyoruz. Label 2.text textbox 2.text artık veri label 2 ve textbox 2'nin verileri eşit oldu. Şimdi label 1.text artı noktalı virgül koyalım aralarına. Öyle bir ayraç kullanalım. Dördüncü videomuzda yani herhalde dördüncü videomuzda dosyalama işlemleriyle bilet otomasyonunu tamamlayıp splitli kullanımı dosyalama işlemlerinde ona göre okumayı anlatacağım. Yani form verilerini nasıl dolduracağız. Onu anlatacağım. Şimdi devam edelim dersimizde. Label 2.text string veri eşit label 1.text artı noktalı virgül artı label 2.text artı koyalım bir tane de. Ne olsun? Derslaşa yani off satıra geç anlamında.
Şimdi ne yapmamız gerekiyor? File nokta append. Bu sefer append all text. Append all text kullanacağız. Birinci parametremiz neydi? Dosyamızın ismi. Dosyamız yok şu an. Dosyamızı oluşturalım. Ona nereden ulaşıyordu? Buradan open folder in file explorer'dan. Burada ekleme dosyalama işlemlerini projemize geldik. Bin'ine girdik. Debug'a girdik. Burada bir tane dosya oluşturalım. İsmini de veriler nokta text olsun. Bu, yani bu dosyaya yazsın. Şimdi ne yazacağız buraya? Veriler nokta text. Bu bizim dosyamızın ismi. Virgül koyuyoruz. String yazdıktan sonra kaynağımız nerede? Kaynağımız, yani içine yazılacak veri nerede tutuyor? String veri. Yani veri değişkeninde tutuyor. Ondan dolayı veri yazdık buraya. Şimdi ne yapacağız? Label kaçtı bu? Dosya okundu mu okunmadı mı, ne yazmamız gerekiyor buraya? Label 3. Label 3 nokta text'i de şunu yazacağız. Dosya okundu. Eğer bu kadar bu satırları işlediyse bu buradan bu 5 4 satırı işlediyse 5. satıra geçtiyse burada label 3 nokta text'e ne yazabiliriz? Dosya başarıyla yazıldı. Dosyaya başarıyla yazıldı. Yazalım. Şimdi dosyaya başarıyla yazıldı yazdı. Sonra ne yapacağız? If bu nerede bitiyor? Burada bitiyor. Else kısmı var bunun. Else kısmında ise textbox verileri düzgün doldurulmamıştır. Ondan nereye yazdıralım? Messagebox. Tabii yazdıralım. Messagebox.show. İçine ne yazalım? Dosya textbox'lar tam olarak dolu değil. Lütfen doldurur musunuz? Yazalım. Çünkü renkleri sıfırdan küçükse ikisinden x'i ya da x'inden biri dolu değildir. Ya da x'i dolu değildir. Öyle olabilir. Şimdi messagebox.show else kısmına bunu yazdık. Çünkü if de bunu yapıyordu. Textbox'ların x'lerinin boyutlarını kontrol ediyor. Else ise tam tersi olacak. Yani okumamışsa. Şimdi catch kısmı nerede? Bu try burada. Catch kısmı ise catch'e düşerse dosya okunmadı. Yani yazılmadı. Dosya yazılma başarısız diye tutacağız. Label 3 nokta text eşittir. Dosya yazma başarısız. Bunu yazacağız. Şimdi catch'i de yazdık. Ondan sonra ne yapmamız gerekiyor? Burada bunu tuttuk. Label 3 nokta text yazdık. Şimdi deneyebiliriz sol tarafı. Sol taraf için kodlama bitti diyebiliriz. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Veriler nokta text'in için kontrol edelim. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Şimdi bir şeyler yazacağız. Önce boş basalım. Bakalım uyaracak mı bize. Textbox'lar tam olarak dolu değil. Lütfen doldurun dedi. Evet, else kısmımız çalışıyor. Şimdi deneme yazalım. Araba yazalım. Birinci yolla dosya yaz dedi. Dosya başarıyla yazıldı. Dosyaya başarıyla yazıldı. Yazdı. Veriler nokta txt'ye bakıyoruz. Deneme nokta araba. Burada şöyle görünüyor. Bir de bunu Notepad'de görürsek Notepad'de de gördüğünüz gibi aralarını bunu yazdık. Tek satır olduğu için. Şimdi yeni bir şey yazacağız. Önceki iki dersimizde dosya alma işlemleri ile ilgili. Mesela demin buraya ben deneme yazmıştım. Şimdi buraya araba yazsaydım. Buraya da araba yazsaydım. Birinci yolla dosyaya yaza basıyorum. Şimdi buraya bakın. Veriler nokta testeye bakın. Deneme araba. Önceden böyle değildi. Önceden nasıldı? Önceden şöyleydi. Önceden buraya deneme yazdık. Deneme noktalı virgül araba yazdı ya. Buradaki an. Deneme nokta arabaydı. Bir daha buraya araba yazsaydık önceki iki dersimizde. Burayı araba diye değiştirecekti. Son durumu kaydedecekti. Ama bunu da üstüne yazacak. Şimdi yani şöyle olacaktı. Öncekinde burası araba. Noktalı virgül araba olacaktı. Ama artık böyle değil. Şimdi yeni bir şey ekleyelim. Bir şeyler yazalım. Video'la dosya yazdık. Kaydetme dedim ben bunu. Şimdi buraya baktık. Gördüğünüz gibi alt satıra geçiyor. Ama niye burada görünmüyor? Buradan bakarsanız görünüyor. Her birinde alt satıra ekliyor. Notepad'de.
Notepad Plus'ta. Gördüğünüz gibi oluyor. Yani üstüne ekliyor. Her bir yazdığımı üzerine ekleyecek. Dosyayı bir daha yazacağım. Yani programı kapatsam bir daha yazsam bir daha yazacak. Üstüne yazacak. Böyle yazdım mesela ASD'si ASD AS yazdım. Birinci yolda dosya yazdım. Şimdi bakın. Burada veriler nokta teşteye bakın. Gördüğünüz gibi ASD AS yazdım. Gördüğünüz gibi bu da böyle bir şey. Birinci yol bu. Ama benim önerdiğim yol ikinci yol. İkinci yol daha güzel bir yol. Yani ben ikinci yolda yazarım genelde. Yani daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi ikinci yolda da size şöyle yapacağız. Try catch kullanacağız yine. Try catch'in içinde ne yapmamız lazım? Yine if ile text box'ları kontrol etmemiz lazım. Text box 3 nokta. Yani ben bu kontrolleri niye yazdırıyorum? Program patlamasın diye. Program mesela hiçbir şey yazmayınca program patlayacak. Ya da birini kontrol ettirdiğini kontrol etmeyince yine program patlayacak. Böyle bir patlayan programlar yazmak yerine kontrollü programlar yazmak daha mantıklı. Text nokta length, text box 4 nokta text nokta length büyük 0. Şimdi else kısmını da yazalım. Evet, else'i de açtı. Şimdi if'in içine ne yazacağız? Önemli olan o kısım. Ne yapmamız lazım? Yine text box verilerini label'a aktarmamız lazım. Label 4 ile 5'e aktaracağız. Text box 3'ü bu 3. Bu 1, bu 2, bu 3. 3'ü textbox 3'ü label 4'e textbox 4'ü label 5'e. Yani onu şöyle yazacağız. Label 4 nokta text. Textbox 3 nokta text. Tırışlayacağız. Böylelikle label'daki ve textbox'taki veri label'a gider. Label 5 nokta text. Bunu da textbox 4 nokta text eşitleyeceğiz. Şimdi else kısmında ise bu text box'lar boştur. Hem box, mesaj box açtı. Text box'ları tam doldurunuz diyelim. Çünkü text box'lar tam dolu değildir. Tamam. Şimdi text label verimiz ne? Neydi? Label'da. Şimdi başka bir yolla yapacağız. FileStream kullanacağız. FileStream ve StreamWriter kullanacağız. FileStream nesnesi oluşturuyoruz. Vs. FileStream dosya işlemleri için önemlidir. Klasör işlemleri için özellikle. Şimdi new FileStream kullanıyoruz. New FileStream kullandıktan sonra şimdi bizim dosyaya append etmemiz gerekiyor. Append ederken dosyayı oluşturmamız gerekiyor. Yeni bir dosya oluşturmayalım programa. Yani şöyle yazalım. Bir tane daha yazalım. Bilgi.txt olsun burada. Şimdi buraya ne yazacağım? Bunun da iki tane parametresi var. Birincisi bilgi.txt yani dosyamızın yolu. Debug'da olduğu için direkt yazabiliyoruz. File mod nokta. Gördüğünüz gibi bazı seçenekler var. Append var, create no var, create new var, open var, open or create var. Cut var. Şimdi bizim kullanacağımız append. Create kullansaydık dosyayı açardık. Yeni bir dosya açardık. Bu satırla yeni bir dosya açardık. Bilgi.txt diye. Ama biz ne yapacağız? Append edeceğiz. Yani dosyayı ekleme yaptıracağız. Ondan dolayı FileMode.append'ı kullanıyoruz. İkinci parametresi de FileMode.append o yüzden. StreamWriter nesnesi oluşturmamız gerekiyor. StreamWriter save olsun. New StreamWriter. İçine neyi göndereceğiz bu sefer? İçine FileStream nesnesini gönderebiliriz. Tek başına kabul eder. Fs. Gördüğünüz gibi kabul etti. Şimdi alt satıra geçelim. Alt satırda ise SV'nin özelliklerini kullanacağız. Yani StreamWriter nesnesini ne yazacağız? WriteLine yazacağız. Şimdi WriteLine'a ne yazacağız? Label kaçtaydı verimiz? Label 4 ile 5'teydi. Label 4 nokta text artı ters slash n koyalım. String ile kapattı. Şimdi sv nokta yine bir write kullanacağız. Bir de write var. Write line arasındaki farkı söyleyeceğim. Label 5 nokta text artı ters slash n. Yine alt satıra geçsin.
Sonra ne yapmamız gerekiyor? Streamlighter bağlantımızı kapatmamız gerekiyor. Daha sonra neyi kapatmamız gerekiyor? VLC bağlantısını kapatmamız gerekiyor. VLC.close. Sonra ne yazacağız? Label kaçsa artık. Burada label durumu bildirdiğimiz, yani yok yazıldı mı yazılmadı mı onu. Label 6'ymış. Label 6 nokta tekste ne yazacağız? Dosya yazma başarılı diyelim. Notalı örgü okuyalım. Şimdi catch kısmında ise ne olmuştur? Dosya yazma başarısızdır. Label 6.text nedir? Dosya yazma başarısız string'e eşit olması lazım. Şimdi öncelikle dosyamızı kontrol edelim. Bilgi.txt'ydi. Bilgi.txt'ye bakıyoruz. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Şimdi projemizi derledik. Demin bir şeyler yazalım. İlk önce ikinci yolla dosyaya text box'ları tam doldurun diyor. Şimdi bir şey yazayım sadece. Birinci text box'ı yazayım. Bu sefer olmadı çünkü text box 2 nokta. Buradaki text box'ın text'inin length'i 0'dan büyük değil, 0'a eşit. Ondan dolayı bir şey daha yazacağım. Şimdi mesela code yazalım. Deneme yazalım. İkinci yolla dosya yaz diye de code, gördüğünüz gibi buradaki kod yazısı buradaki label'a gitti. Deneme de buraya gitti. Dosya yazma başarılı dedi gördüğünüz gibi. Şimdi bilgi.txt'nin içine bakıyoruz. Her bir satırı ekliyor. Gördüğünüz gibi her bir satırı eklemesinin sebebi ise şu. Burada biz write line kullandık. Bir satıra bunu yazıyor. Bir satırda ne varsa bunları yazacak. Yani satırı bununla dolduracak. Burada yine sebebi notları write line kullandık. Label 5.txt yani her birine bir satıra yazdı. Şunu nasıl değiştirdik? Write kullanabilirdik. Write'ı anlatacağım demiştim. Şimdi anlatıyorum. Write, seve.write deriz. Sonra seve.write burayı da seve.write olarak değiştirip böyle yapabiliriz. Sonra buradaki tek ters slash n'i de sileriz. Böyle yazabiliriz. Artıyı da sildik. Şimdi deneyelim. Şimdi ben buraya dosyalama işlemleri yazayım. İkinci yolla dosya yaz diye. Dosya yazma başarılı. Bak bakın buradaki yine buradaki text box buraya geldi. Buradaki text box'ın içerisindeki text verisi de burada. Dosya yazma başarılı diyor. Şimdi bakalım bilgi.txt'te gördüğünüz gibi dosyalama işlemleri yazdı. Tek satıra yazdı. Boşluk bırakmadan yazdı. Neden boşluk bırakmadı? Çok basit. Çünkü biz orada boşluğu belirtmemiştik. Onu da şöyle belirteceğiz. Artı boş string. Tamam. Böyle yazacağız. Şimdi buraya artı koymamışız. Artı koyalım. Tamam. Böyle yapabiliriz. Şimdi boşluğu da bıraktık. Şimdi deneme dosya yazalım. Deneme dosya yazdık. İkinci yolla dosya yaz dedik. Şimdi bakalım bilgi.txt'ye. Deneme dosya gördüğünüz gibi. Ama burada niye şey yapmıyor? Alt sıraya geçmiyor. Onu söyleyeyim. Çünkü write diyoruz. Sürekli üstüne yazıyor. Biz burada şöyle yazsaydık. Birincisinde write, ikincisinde write line yazsaydık. Alt satıra geçecekti diğeri. Write line kullanalım bu sefer. Şimdi bir şeyler yazalım. Lucas yazalım. Buraya da Podolski yazalım. İkinci yolla dosya yaz diyelim. Yazdı. Bakalım bilgi.txt'te gördüğünüz gibi dosya lucas.podolski. Yani her birinde satıra geçmesini istiyorsanız write line kullanacaksınız. Ama sürekli düz yazı şeklinde yazmasını istiyorsanız write line write kullanmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi satır satır yazmasını istiyorsanız böyle yazabiliriz. Mesela buraya da yeni bir şey yazalım. Wesley yazalım. Snyder yazalım. Tamam, yazdık bunu. Şimdi bakalım bilgi.txt'i. Gördüğünüz gibi Wesley yazdı birinci satıra. İkinci satıra Snyder yazdı. Gördüğünüz gibi alt satır satır yazdı. Evet, bunu da böyle yapardık. Şimdi dosya yazma başarısız. Başarılı. Böyle yapabiliriz. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde bilet otomasyonu yazmıştık. Dosyalamasız ve tabansız. Onu dosyalamalarla getireceğiz. Ve ondan sonra
dosyalama işlemlerinden sonra derslerimize de devam edeceğiz. Herkese çok teşekkürler. C++, C#, paylaşım ve yazılım merkezine katılımlarınızı bekliyoruz. YouTube kanalımıza destek olursanız, takip ederseniz seviniriz. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.